Bilmem içinizde İstanbul'u görmemiş veya görüp de sevmemiş olanınız var mıdır? Benimse gözlerim bu ilahi manzaralara karşı açıldı. Seçebildiğim ilk güzel resimler, İstanbul'un dünyaca meşhur minareleri, Kız Kulesi ve onların arasından geçen beyaz renkli gemiler. Çocukluk hayallerimi taşıyan hayal yüklü gemiler. Ben İstanbul'un tam karşısındaki sahillerde doğdum. Burada yaşayanlar alabildiğine İstanbul'a aşıktırlar. İçleri dışları İstanbul doludur. Bizim sahillere yüzyıllarca önce körlerin şehri derlermiş. O zamanlar bu ilahi şehir daha kurulmamış. Onlar da bu güzellikleri görmeden buraları kurdukları için tabiat onları körlükle suçlandırmış. İşte ben bu körlerin şehrinde doğdum. Adım Fatma Nur. Ama beni yalnız bir kişi Fato diye çağırır. Fato! Fato! Evet, Memo. Yalnız o beni Fato diye çağırır. Ve yalnız ben onu Memo diye çağırırım. Niçin korktun Fato, niçin? Bütün gittin diye korktum. Aa. Bir daha saklambaç oynamayalım, ne olur. Ne için Fato? Ne bileyim ben, saklambaçta insan kaybetmesini, kaybolmasını öğreniyor. Öğrenince ne oluyor? Korkuyorum, çok korkuyorum. Ayıp sana Fato, insan Memo'nun yanında korkar mı? Hadi eve gidelim, artık akşam oluyor. Yok, iskeleye gidip babamı karşılayalım. Kızım dur, bu ne telaş böyle be? Daha vapur gelmedi ki. Doğru ya Ahmet Reis. Hadi be gelin şimdi dost doğru eve. Babam bir akşam da seni evde bulsun. Peki Ahmet Reis, Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Baksana Reis, bu çocuk geçen gün bizimle balığa çıkan Turgut Bey'in kızı değil mi? Ha evet. Sen Asya'dan yeni geldiğin için bilmezsin. Turgut Bey bizim salacak balıkçılarının uğridir. Onunla kim balığa çıkarsa işi rast gider. Peki bu Turgut Bey şimdi ne iş yapıyor? İstanbul'da bir şirkette çalışıyor. Gün görmüş bir ailenin oğlu. Ama işleri şimdi pek iyi ciddi. Ne var? Niye kapıyı vurmadan girdin? Sana kaç defa benim odama paldır küldür girme diye tembih etmedim mi? Ne istiyorsun? Niye öyle aptal aptal yüzüme bakıyorsun? Şey anneciğim, gözlerim kamaştı birdenbire. Bugün ne kadar güzelsin. Çok mu beğendin beni? Sinemalardaki artistlere benzemişsin. Ne olur anneciğim bir kerecik... Öpmeme izin ver. Şu karyolaya çık. Sana doğru eğilirsem elbisen buruşur. Anneciğim. Aa, ne oluyorsun canım? Kollarını boynuma dolayacak ne canım var? Canım anneciğim. Hadi yetişir artık, saçımı bozacaksın. Anneciğim benim güzel anneciğim. Seni öyle seviyorum ki. Ne olur sen de bir kere beni öpsene. Dudaklarımın boyası çıkar. Sonra öperim. Orhan amcam geldi. Geliyorum. Bana bak, ben gidiyorum. Babana benim Orhan amcanın arabasına binip gittiğimi sakın söyleme. Orhan amcam iki sokak ötede oturuyor. Onun arabasıyla gitmenin ne lüzum var? Sen karışma. Benim Orhan amcanın evine gittiğimi sakın babana söyleme. Söylemem annem, merak etme. Söylersen babam hem seni hem beni döver sonra. Kaba, vahşi adam. Kaba gel Turgut Bey, palağa çık ayrıl. Çantayı meyhaneye yollayalım da sen de bizimle gel, olmaz mı? Ben bir eve uğrasam. Bırak Allah'ım, bugün büyük av var. Sahi mi? Ya, hem şansına cumartesiye rastladı bu iş.
Gelin bir iddiaya girelim. 10 kilodan az balık tutulursa meyhane masrafları benden. 10 kilodan fazla tutarsanız hesaplar sizden. Tamam mı? Oldu kes tamam, palamari. Ne emanet vallahi. Turgut Bey iddiayı sen kazandın bu akşam bizden. Olmaz, beni evde bekliyorlar. Bak efendim, ev yeri nedir bilibikti at bir yana, imkanı yok bırakma. Ama. Olmaz efendim, olmaz. Geç şöyle be gayem. Ah, otur. Buyur. Sağ ol. Yarım dünya kötü şişeleri be gayem. Hadi Şerefe. Şeref abi. Orada bir bira daha. Turgut Bey, hav gelen sizin kız değil mi? Ne o kızım? Ne var? Vah canım. Yoksa bir yerini mi acıttın ha? Hayır babacığım. Hadi kızım doğru eve. Sonra annen seni merak eder. Hadi canım. Ben de birazdan gelirim. Hadi git eve. Hadi. Efendim hep böyle nazlı oluyor. Hadi bakalım. Buyur. Hadi oturalım. Be. Fato kız, sen burada ne arıyorsun bu saatte? Memo. Hadi eve gir bakayım. Giremem, kapı kilitli. Peki ne oldu anlatsana. Annem Orhan Bey'in evine gitti. Ben de peşinden gittim. Geldiğimde kapı kilitliydi. Babam da daha gelmedi. Bir araba geldi. Her kadını öpemez ki. Senin anneni de yalnız senin babanın öpmesi lazım. Doğru ya. Peki ama ben şimdi eve nasıl gireceğim? Ben sana şimdi kapıyı açarım. Arkadan dolaşır salona geçerim. Hafta tatillerinde babam bana piyano çalardı. Sonraları beraber çalmaya başladık. Zavallı babam bir zamanlar varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. Sonra da kala kala elimizde bu köşk kalmış. Her köşesinde bin bir hatıranın gizlendiği, annemin de fare yuvası dediği yuvamız, ikili çilemize bir dert ortağı gibiydi. Bizim bu garip konserimizin tek dinleyicisi Memo olurdu. Turgut, rujum bitti. Çabuk bana bir ruj al gel. Fakat Gülçin bugün pazar, dükkanlar kapalı. Yarat efendim, git dolaş. Açık bir dükkan bulursun elbet. Hem unutma akşama gazinoda masa ayır. Yemeği dışarıda yiyeceğiz. Ama karıcığım biliyorsun ki ay sonu. Elimde kalanlarla ancak yiyeceğimizi temin edebiliriz. Bıktım bu yaşamaktan. Hep aynı sıkıntı, hep aynı parasızlık. Ben arkadaşlarıma gidiyorum. Hiç olmazsa orada biraz oyalanırım. Babamla annemin geçimsizlikleri yıllar yılı devam etti. Ben de en büyük korku ve heyecanlar içinde onları dinledim durdum. Neyin eksik nankör kadın? Mümkün olan her şeyi senin için yapıyorum. Daha neyim eksik olmasın? Hiçbir şeyim tamam değil ki. Arkadaşlarım lüks arabalarda, yalılarda, köşklerde yaşıyor. Beni attın bu köyüne köşke süründürüyorsun. Gücüm bu kadarına yetiyor. Hırsızlık edemem ya.
Yalan. Hep kıskançlığından. Ben senin paran olduğunu bilmez miyim? Cimri'nin birisin sen işte. Evet öyle. Cimri'yim, kıskancım. İşte sana son ihtar. Bir daha bana sormadan hiçbir yere gitmeyeceksin. Ne diye gitmeyecekmişim? Gideceğim işte. Bağırma, kes sesini. Fatma'yı uyandıracaksın. Susmayacağım, söyleyeceğim. Burada yaşamaktan bıktım, anladın mı? Arkadaşlarım bana acıyorlar. Gelip beni gezdiriyorlar. Buna teşekkür edecek yerde... Yeter, yeter diyorum sana! O korkunç hadise olana kadar böyle devam etti. Babam boş vakitlerinde balığa çıkardı. Gene böyle balığa çıktığı bir günde büyük bir kaza olmuş. Babamı zorlukla kurtarmışlar. Sedyeyle eve getirirken annem de bir daha dönmemek kararıyla evi terk ediyordu. Gitme anne, ne olur gitme. Anne. Baba. Baba, baba, babama ne oldu? Gel benimle. Doktor babamın bir daha hiç yürüyemeyeceğini söyledi. Artık o yarım bir adamdı. Zavallı babacığım benim. Sağlam bir insanken bile onunla mücadele edemiyordum. Şimdi zayıf ve kuvvetsiz. Alın yazımız sanki müşterek yazılmıştı. Kaderimiz ne oyunlar oynayacaktı bize kim bilir. Gülçin. Abi, arabanın lastiklerini indirmişler. Beni buldun. Bıktım sizden. Anne, babam hasta. Ben de hastayım. Daha bir müddet babanla kalsaydım tımarhanelik olmuştum. Söyle o baban olacak adama benim peşimi bıraksın artık. Babam artık senin peşinden koşamaz anne. Çünkü ayakları tutmuyor onun. Ne diyorsun? Ne oldu? Balıkçılarla balığa çıkmış. Başına büyük bir kaza gelmiş. Doktor bir daha hiç yürümeyecek dedi. Bu veletler burada mı? Beni kandırdılar. Amca bize dokunma. Biz buraya mühim bir şey halletmeye geldik. Bu teyze bu kızın annesidir. Öyle mi Gülçin? Evet. Amca babam felç oldu. Ayakları tutmuyor. Öyle acı çekiyor ki hep annemin adını sayıklıyor. Eğer onun yanına gelirse belki acısı biraz geçer. Ben gitmem artık. Benim için o ev, o insanlar yok artık. Ama anneciğim... Gülçin teyze, Fato sizin kızınız. O acı çeken adam da Fato'nun babası. Ne olur biraz merhametli olun. Gitmelisin Gülçin. Beni kovuyor musun yoksa? Şey... Bu anda hiçbir şey düşünmemek lazım. Annem o gün eve döndü. Dönmeseydi daha iyi olurdu. Bunu seneler sonra daha iyi anladım. Zavallı babam için böylesi çok fena bir hayat olmuştu. Felçli ayakların ıstırabına bir yenisi daha eklenmişti. Böylece seneler geçti.
Annem gün geçtikçe ona daha fazla karşı gelmeye, senelerin intikamını almaya devam ediyordu. Seneler bütün merhametsizliğini babama karşı kullanmıştı. Annem eskisinden genç, eskisinden de güzel ve merhametsizdi. Nereye gidiyorsun Gülçin? Ben ve Mehmet Ali Teknik Üniversitesi'nde okuyorduk. Güzel günlerdi bunlar. Hepimizin çeşit çeşit arkadaşları vardı. Bir sıra arkadaşının bile insanın kaderini değiştirdiği güzel günleri yaşıyorduk. Çocuklar gelin. Dur. Ne var çocuklar? Bir dakika gelir misin? Bir dakika Memo'cum. Ne var çocuklar? Bir arkadaşın arabasıyla ilk önce bir boğaz yapalım. Sonra da seni eve bırakırız ha. Sirkeci Karaköy, Sirkeci Karaköy. Bato Dolmuş Kabataş'tan geçiyor, gel. Geliyorum Memo. Ne güzeldi ya. Haklısın Fato. Ben de o partiye gitmek istemezdim. Ama gitmezsek ayıp olur. Ben seni gelir alırım. Neyin var Fato? Ağlama. Ağlama Fato. Bu niçin böyle oluyor? Annemi mahsur gösterecek sebebi senelerdir bulmaya çalışıyorum fakat bulamıyorum. Çıldıracağım. Onu suçlamak istiyorum. Neticede annem olduğunu düşünüyorum. Cemiyetimizde bir evlat anneyi ne kadar suçlayabilir? Ben kanun adamı değilim Fato. Fakat benim gözümde bir anne en büyük günahlarına istemeyerek bile olsa kendi evlatlarını da ortak eder. Hayır, olamaz. Olamaz. Annemin omzuna atılan bu günah elinin bana kadar uzanabilmesi iğrenç bir iftira. Beni affet Fato. Bunu demek istemedim. İnsan ne olursa olsun bir noktada iyilikleriyle ve kötülükleriyle baş başa kalacaktır. Başka çaresi yokmuş. Kangren olmuş bir yarayı kesip atmalı. Bu akşam babama her şeyi anlatacağım. Onu üzmeden, ıstırabına daha fazla ıstırap katmadan anlatmalısın. Her evet. Şeyi rahatça ve üzülmeden kabul etmeli. Evet, doğru. Dünyalar bitmiş, hem şarkılar silinmiş, meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı, meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı? Ah gençlik rüzgarı, aşkımın baharı. Gençlik rüzgarı esti, yazın baharı geçti, bülbülün sesi bitti, neredesin hatıralar? Gençlik rüzgarı esti, yazın baharı geçti, bülbülün sesi bitti, neredesin hatıralar? Bir gün rüyalar bitmiş, hep şarkılar silinmiş, meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı? Meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı? Ah gençlik rüzgarı, aşkımın baharı. Gençlik rüzgarı esti, yazın
bahar geçti. Sensiz gittim, neredesin hatıra? Onu biraz hava almaya götürüyorum. Bu da nereden çıktı? Çoktan beri Turgut Bey'in canı sıkılıyordu. Ona bu arabayı biz tuttuk. İyi ettiniz. Nasılsın babacığım? Hadi çek. Birleşen gönüllerde kalan hatıralardır. Ah gençlik rüzgarı, aşkımın baharı. Gençlik rüzgarı esti, yazın baharı geçti, bülbülün sesi bitti, neredesin hatıralar? Gençlik rüzgarı esti, yazın baharı geçti, bülbülün sesi bitti, neredesin hatıralar? Bir gün rüyalar bitmiş, hep şarkılar silinmiş, meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı? Meltem olup da sönmüş, nerede gençlik rüzgarı? Ah gençlik rüzgarı, aş. Ah, hoş geldin Memo'cum. Hoş bulduk. Gel şöyle otur. Sen de ne kabiliyetliymişsin. Bir kere dinleyince öğrenmişsin. İhtiyarın söylemesi bana öyle tesir etmişti ki. Her şeyini kaybetmiş bir ihtiyarın hatıralarına seslenmesi. Fato ister misin? Bu parça ikimizin parçası olsun. Onu ne zaman çalarsam beni hatırlayayım. Ben de onu kimden ve nerede dinlersem seni ve buraları hatırlayacağım. Peki. Tamam. İçimde müthiş bir sıkıntı vardı. Ders çalışamadım, kitabımı attım, buralara geldim. Kısmette bu güzel şarkıyı dinlemek de varmış. Ne tuhaf. Ben de ders çalışırken birdenbire canım sıkıldı, piyanoya oturdum. Baban nerede? Annem onu gezmeye götürdü. Herhalde kendini affettirmek için olacak. Ona o kadar acıyorum ki. Neden? Benim mevcudiyetim ona kâfi gelmiyor. Annemin en ufak bir ilgisi onu dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Kim bilir, belki de hayatı yarım olan bir adamı bu çeşit küçük mutluluklar yaşatmaya kâfi geliyor. Sevmek çok fena bir şey Memo. Bilakis, iyi bir şey ama karşılıklı olursa. Annem babamı niçin sevmiyor acaba? O mükemmel adamı sevmemek için sebep yok. Neyse bana müsaade, geldiğim yoldan gideyim. Yarın vapurda görüşürüz. Hı hı. Güle güle. Allah'a ısmarladık.
Sen misin? Ne var? Ne istiyorsun? Anne, ben kaç yaşındayım? 20. 20 yaş normal bir genç kız için evlenme çağıdır, değil mi? Evet, geç bile kaldın. Onu demek istemedim, yanlış anlama. Yalnız 20 yaşında bir genç kızın her şeye aklı erer, değil mi? Elbette, ermeyene de aptal derler. Senin nazarında aptal olmaya hiç de niyetim yok. Eğer o genç kızın annesi kızının yanında sevgilisiyle konuşursa, öpüşürse veya herhangi bir halta işlerse o kız anası için ne düşünür? Küstah! Annenle böyle nasıl konuşabilirsin? Benim konuşmamam icap ederse senin de yaşamaman icap eder anne. Sus! Sus diyorum sana, yoksa... Analık haklarının verdiği dokunulmazlığa dayanarak bana vurduğuna cevap veremiyorum. Vur! Bir defa, bin defa vur! Annenin vurduğu yerde gül bitermiş. Senin vurduğun yerde herhalde zakkum çiçekleri biter. Dilin bir yılan dili kadar zehirli. Unutma anne. Yılan üstüne basmayanı sokmaz. Çok rica ediyorum sizden bir daha öyle kötü durumlara düşmeyin. Yoksa babama söylemek mecburiyetinde kalacağım. Evet, sonra? O zaman seni o namuslu, karakterli insanla karşı karşıya bırakırım. Onunla mücadele etmek mecburiyetinde kalırsın. Zavallı cahil çocuk. Babanın benimle mücadele edebileceğini sanıyor musun? Bizi karşı karşıya bırakmanın acı sonucunu şimdi görür gibi oluyorum. Nedir? İntihar. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Yazıklar olsun anne, yazıklar olsun sana. Ben hepinizden kuvvetliyim. Ne acı bir şey. Kötüler nasıl kuvvetli olabiliyorlar? Allah'ım, iyilerin onları yeneceği gün ne zaman gelecek? Bana bak Nur, haddini bil. Ben bu evde bir merhamet uğruna kalıyorum. Terk ettiğim zaman bu düzen bozulur. Bence bizim düzenimiz seneler öncesi yıkıldı. Sen aklınca bu yıkıntının üzerinde bir saray kurdun. Babama verdiğin kısa mutluluklar olmasa ben bu kağıt sarayı çoktan yıkardım. Öldürmeyi düşündüm. Böylelikle bu düzensizliklere bir son vereceğimi sanıyordum. Ne oldu kızım? Neyin var? Babacığım, canım babacığım. Korkunç bir rüya gördüm. Ne düşünüyorsun Fatma? Görüyorsun, ders çalışıyorum. Şu anda bir satır bile aklına bir şey girmediğine 100 lira bahse girerim. Bana güvenebilirsin Fato. Senden 1-2 yaş da büyüğüm. Biraz daha abin sayılırım. Sana güveniyorum Memo. Ama benden büyük olduğun için değil. Niçin bilmem. Çocukluktan beri senin yanında kendimi hiç yalnız hissetmedim. Beynimde öylesine nedenler var ki. Söyle o nedenleri bana Fato. Evliliği düşünüyorum. Evliliği mi düşünüyorsun? Dur bakalım. Daha yaşın ne, başın ne? Öyle söyleme Memo. Bir gün nasıl olsa bu iş olacak. Ama ben annem gibi o yuvayı bir yalanın üzerine kurmayacağım. Tabii sen sevdiğin biriyle evleneceksin. Hem de deli gibi, çılgınlar gibi sevdiğin biriyle. Romeo, Juliet gibi. Alay etme Memo. Sen şimdiye kadar beni hiç ciddiye almadın zaten. Senin her tarafın ciddiyet olsa ne olur küçük Fato? Affetmişsin sen onu. Meşhur bir fabrikatör benden evlenmek istiyor. Ben de evet dedim bile. Sen deli misin be? Annenin vaziyetini görmüyor musun? Sevmediği bir adamla evlenmenin sonu böyle olur. Benim adamı sevmediğimi nereden biliyorsun? Sevmez. Hoppala! Üniversiteyi bıraktım da falcılığa mı başladın şimdi? Peki öyleyse, senin dediğin olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Memo!
babacığım, Allah çarpsın ki yalan. Ben senin söylediğin manada kimseyi sevemem. Anlarsın ya. Yaşa benim bir tanecik Fatocuğum. Bir tanem benim. Bir tanem, bir tanem. Fato kaç saat kulesi yıkıyor? Ne haber? Ödeştik mi şimdi Cingöz Recai? Sen beni kandırırsan ben de seni kandırırım. Fatma, fakültenin çayına gidiyor musun? İşte canım istemiyor. Olur mu? Dur, çok güzel işte. Oyun bozanlık yok. Peki, hadi Memo. Fatma, dans edelim. Ne oldu bu dans, bana söz vermiştin. Dans filan etmek istemiyorum, yürü. Hadi gidiyoruz. Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi atlayın çocuklar. Hadi.
Beni güzel bulmuyor musun Memo? Beni güzel bulmuyorsun öyle mi? Ben böyle bir şey demedim Fatoş. Ama cevap da vermedin. Halbuki herkes benim çok güzel olduğumu söylüyor. Herkes dediğin kim? Kaşlarını çatıp suratını asma. Herkes herkestir işte. İsim veremez misin? Ne bileyim ben, dans ettiğim, konuştuğum erkekler. Doğru ya, bugün ortamalı gibiydin. Ah. Önüne gelenle dans ettin. Seni bir an parçalamak geçti işimden. Gücenme Memo'cum, ne çabuk kızıyorsun. Ben fena bir şey demedim ki, hem şaka ettim ben. Ay, yüzüme bakma, öyle korkuyorum. Hem sen çok iyi biliyorsun ki ben her seferinde senden dans etmek istedim. Her seferinde de birisi senden çok açık göz çıktı. Hadi beni affettiğini söyle. Hadi. Ne oluyorsun Fatu? Artık 8 yaşında olmadığını unutma. Bırak bu şımarık halleri. Ne oluyorsun Memo? Bu hırçınlığın kimi? Sana. Ben ne yaptım sana? Seni o erkeklerin kollarında gördüğüm zaman... Neye gördüğün zaman? Bana bak Fato. Dikkat et, seni çok kötü yaparım, anlıyor musun? Etrafında bir sürü adam dolaşıyor. Hepsi senden bir takım şeyler ümit ediyor. Ne olur ümit ederlerse? Çok kötü şeyler olur. Çok kötü. Ne olurmuş kötü şeyler olursa? Bana bak Fato. Senin annenin ne kötü durumda olduğunu hepsi biliyor. Dedikodu her tarafı sardı, anlıyor musun? Annenin durumundan kuvvet alarak... Hepsi sana karşı cesaretli hissediyorlar kendilerini. Anlıyor musun? Senin gibi bir çocuk o atmacaların karşısında çok zayıf, çok iradesiz kalır. Ya, demek hala beni çocuk gözüyle görüyorsun. Peki, öyle olsun. Bundan sonra ben de kendi yaşımdaki çocuklarla gezerim. Sen de kendi akranlarını bulursun küçük bey. Hadi Fatma, kulüp 12'ye gidiyoruz. Matine var, gelir misin? Hayır Cem, bir yere gitmeyeceğim. Sen bilirsin. Bekle. Hadi Fatma, gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Siz gidin çocuklar. Benim alacağım bazı notlar var. Kimden? Bir arkadaştan. Hadi gidelim. Sen hala burada mısın? Arkadaşları yolladım. Gel seninle sinemaya gidelim. Güzel bir film var. Olur, gideriz. Sahi mi söylüyorsun? Tabii, neden gitmeyin? Şimdiye kadar böyle bir şey yapmadık da. Sen teklif etmedin ki. Doğru, hakkım var. Cesaret edememiştin. Ne için? Benden korkuyor musun? Yok, hayır. Mehmet Ali için. Kızardı. Kızar mı? Ona ne oluyor? Ne hakla kızarmış? Kimin umurunda? O sabahtan akşama kadar kitap, spor, denizle uğraşacak diye biz de eğlenceden mahrum mu kalacağız? Evet, senin de hakkın var Fatma. Senin gibi bir kız... Neyse, hadi gidelim. Thank you.
bir mevzuydu değil mi? Artist de fevkaladeydi. Evet, fakat ben ondan fazla sana baktım. Karanlıkta bile çok güzeldin. Bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayacağına dair söz ver. Söz veriyorum. Hem neden kızacakmışım? Mehmet Ali'yi seviyor musun? Memo'yu mu? Tabii seviyorum. Hayır, öyle değil. Bir erkek gibi. Elbette erkek gibi seviyorum. Bu nasıl sual? Memo erkek değil mi? Sen sandığımdan da toymuşsun kızım. Peki o seni öpüyor mu? Hayır. Sana seni sevdiğini söyledim. Buna ne lüzum var? Onun beni sevdiğini biliyorum ben. Ne olur rica ederim bugün Memo'dan bahsetmeyelim. Hey taksi! Burada niye durdun Fehmi? Benim apartmanım. İçeriye gel de bir çay içelim. Yok bunu yapamam. İstersen bir çay salonuna gidelim. Kalabalık olur konuşamayız. Hem ha burada olmuşuz ha da çay salonunda ne çıkar? Yoksa benden korkuyor musun? Korkmak mı? Ben mi senden? Ne münasebet. Tabii korkmazsın şaka ettim canım. Esasen seni korkutacak bir şey yapmam ki ben. Sahi hoşuma gitmeyecek bir şey yapmazsın değil şüphesiz. Mi? Şüphesiz. Sen istemezsen elini bile tutmam. Biraz konuşuruz sonra çıkarız. Söz mü? Tabii söz. O halde girelim. Hadi. Acayip bir yer burası. Pek de küçük. Kaç oda? İki oda. Burası benim. Burası mutfak. Orası da başka bir arkadaşın. Aa, kimi? Aa, yok söyleyemem. Aa, vallahi merak ettim. Hadi gidip bakayım ne olur. Sakın içeride olmasın. Yok canım istersen bak. O nadiren gelir. Korkum yok. Aa, çok tertipli bir insana benziyor. O her şeyi itinalı yapar. Hem bu. Allah aşkına söyle. Vallahi darılırım. Anlamadın mı canım? Hı? Mehmet Ali'nin odası. Demek ki Memo da buraya geliyor. Kızlarla eğlenir. Gelmez mi? Elbette gelir. Neyse siz de istemiyorsunuz. Bugün Mehmet Ali'den bahsetmeyelim. Ha? Doğru ya. Bahsetmeyelim ondan. La 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 da la 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 da la 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 la. Ben içmem biliyorsun. Biraz fındık fıstık yerim. Ustadım, söz verdiğini unutma. Fena bir şey yapmıyorum sevgilim. Seni biraz öpmek istedim işte bu kadar. Geç kaldım. Ha? Gitmeliyim artık. Gidemezsin hayır. Seni seviyorum. Bırak Fehmi çıldırdın mı? Hayır bırakmam iş işten geçti artık. Çıldırdın mı sen? Bilakis aklım başımda ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bırak beni. Bırak. Ah Memo, bilsen. Beni anla Memo, sana her şeyi anlatmak istiyorum. Anlatacak bir şey yok. Benim hiç suçum yok Fehmi. Beni kurtarmaya çok çalıştın ama muvaffak olamadın. Kanım bozukmuş meğer. Sen de annen gibi oldun, kötü bir kadın. Her erkeğin kadını. Hayır, hayır ben öyle değilim. Ölsem de öyle olmayacağım. Seni seviyordum. Hem de senin anlayamayacağın kadar çok. Bütün emellerim, bütün düşüncelerim sendin. Seni sevdiğim için kıskanıyordum da. Aptalmışım. Senin hislerinin çoktan beri inkişaf ettiğini... ...bu dost ve kardeş maskesini yalnız bana karşı takınmakta olduğunu pek geç anladım. Yemin ederim ki... Sus, ağzını açma. Sesini işitmek istemiyorum. Söyleyeceklerin hepsi nasıl olsa yalan. Sana itimadım kalmadı artık. Tek temennim layığını bulmandır. Ha, ha, ha.
Oo, Mehmet Ali kazandı. Oo, tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ne zaman gidiyorsun? Hemen. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Nur, gel beraber çıkalım. Memo Avrupa'ya tahsile gittikten sonra her şey öylesine değişti. Öylesine değişti ki ben bile tanıyamıyorum. Üniversiteyi bitirmem bile büyük bir olay değildi. Hatta bir Amerikan şirketinin Türkiye'de kuracağı büyük tekstil fabrikası için bir teklif almam ve 2 sene Amerika'ya davet edilmem bile beni düşündürmüyordu. Ta ki o meşhum geceye kadar. Zavallı babamın talihsizlik dediği, benimse Allah'ın bir lütfu olarak vasıflandırdığım olayların sonu şöyleydi. Annemin yanındaki adam öldü. Annem ağır yaralanmayla atlattı ve hastanede tedavi olduktan sonra kurtuldu. Demek ki annemin daha çekecekleri vardı. Babamsa ölüme sebebiyetten, fakat hafifletici sebepler mevcut olduğundan 2 yıl hapse mahkum oldu. Babamın bütün arzusu, onun hapiste geçireceği 2 seneyi benim Amerika'da geçirmemdi. Senelerdir büyük ıstıraplar çekmiş bir insanın hatırını kıramazdım. Ben de gözyaşları içinde Amerika yolunu tuttum. Böylece 2 sene yeni dünyada kaldım. Aklım İstanbul'daydı. Babamın hapishanedeki yaşayışını düşünmekten Memo'yu düşünemez olmuştum. Fato'yu da orada bırakmıştım. Zavallı Fatocuğum benim. Zavallı şakrak, tasasız Fatocuğum. Yazık oldu sana. Seni kimse anlamadı. İstanbul'dan ayrılırken biri anneme, biri de Mehmet Ali'ye verilmek üzere 2 mektup bırakmıştım. Ona son defa Memo diye hitap etmiş, suçsuz olduğumu bütün gücümle anlatmaya çalışmıştım. Amerika'da ihtisas yapmamda firma mümessili Mr. Ronald'ın çok faydalarını gördüm. Bu 3 kişilik, çok tipik, misafirperver Amerikan ailesi bana babamın yokluğunu aratmadılar. Karısı Miss Janet ve oğlu Charlie benden bol bol Türkçe öğrenmeye çalıştılar. Şimdi de İstanbul bürosunda vazife alan Ronald ailesiyle İstanbul'a dönüyoruz. Hurry up, folks, hello, Turkey! I think this is Aya Sophia. Be silent, Charlie. Where is Aya Sophia? Konu sen. Nerede Aya Sophia? This is airport. Hello, hello. Not hello, merhaba. Ah, yes, yes, I don't understand. Hello, Mr. Merhaba. Hello, Mrs. Merhaba. It's good, isn't it? Merhaba is no name. It's hello. I understand. I'm not doing bad. Yes, Fatima, yes. Nasıl derler? I like... Çok sevdim İstanbul, çok sevdim Türkiye. Çok sevdi İstanbul, çok sevdi Türkiye. Yaşa Charlie, bu Türkçeyi var öğrenmek çok güzel. Yaşa Fatima, çok teşekkür. Siz Fatma Nur Erden'siniz değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Ben Türk-Amerikan Tekstil Sanayi Protokol Müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. You welcome Mr. Ronald. Ben Ronald, Amerikan fabrika mümessil. Ben de Janet Ronald Carlson. Charlie annesi Bay Benmur, ben aslında Fransız. Ronald'la evlendik Paris. Vay Janet, sen çok konuşmak. Çok güzel, demek Türkçe biliyorlar. Elbette, ben Amerika'da boş zamanlarımızda onlara mümkün olduğu kadar Türkçe öğretmeye çalıştım. Araba kullanıyor musunuz? Elbette. Şirketimiz size hususi spor bir araba tahsis etti. Misafirlerimizi önce Hilton Oteli'ne yerleştirin, sonra da şehri gezdirin. Teşekkür ederiz. Pazartesi de fabrikaya gelirsiniz. Buyurun gidelim. Oh, hop. Hoş
Hoşçakal Fatma, şimdi. İyi günler. Güle güle, iyi istirahatler. Mr. Ronald, pazartesi sabahı fabrikada buluşuruz. Bye bye, okay yes, Fatma. Charlie, hadi seni bekliyorlar. No. Ben yok gitmek. Ben kalmak senin yanında always. No, Charlie, no. Beni ailem bekliyor. İki senedir onları görmedim. Ben de var kalmak senin yanında ailem. No, Charlie, no. I love you so much. Biliyorum Charlie. Bunu Amerika'da çok söyledim. Dinle sen Fatma. Ben seni seviyor eşek gibi. Oh no Charlie no. Sen not eşek. Sen insan. Hem de iyi insan. Sen beni sevmek yok. Ben olmak var Batman. Kötü adam. Charlie. Biliyorsun ki benim burada nişanlım var. Hadi güle güle. Amerika'da benimle flört etmek, sonra da evlenmek isteyen bir sürü insan çıkmıştı. Charlie bunların en iyisi, en dostuydu. Yaralı bir kalple, hiç iyi olmayacak bir hastalıkla onlara nasıl evet diyebilirdim. Parmağıma bir yüzük geçirerek bir nişanlı hikayesi uydurdum. Bu sabahtan beri onlara İstanbul'u gezdirirken nasıl sabırsızdım. Beni babama kavuşturacak saati nasıl özlüyordum. Hemen hapishaneye gittim. Zavallı babam 2 senedir bu duvarların arkasındaydı. Mektuplarda maneviyatının iyi olduğunu, dönüş için bana büyük bir sürpriz hazırladığını yazıyordu. Seni öyle özledim ki. Demek bana yapacağın sürpriz buydu. Canım babacığım benim. Ne zaman çıkıyorsun? Bir haftam kaldı. Seni hemen Salacak'taki eve götüreceğim. Ne güzel, ne tatlı bir hayatımız olacak. Göreceksin ne kadar mesut olacağız. Bu günleri yaşadığımız için Allah'a şükrediyorum. Fatma içeride? İçeride buyurun. Yeah. Merhaba Fatma. Seni bugün her günkünden çok fazla seviyor ben. No Charlie no, you must be earnest. Oh, sorry Fatma sorry. Çok ciddi ben şimdi. Günaydın Fatma. Sana bir müjde. Türk müdür tayin oldu bugün. İki de personel tanışacak. Malumatınıza teşekkür Mr. Ronald. Benim her şeyim hazır. Stars at night are being bright, deep in the heart Charlie, of Charlie, Texas. Charlie, Charlie, stop the thing. Müdür gelsin, nasıl susacaksın? Hemen lacivert elbiselerini giy. Yeah! Gelsin Turkish director, ne zaman angry kızmak bana, o zaman ben de Turkish sing a song.
Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur. Yep. Direktör Bey'in çetresi uzun. Bravo Charlie. Hemen müdür sana ikramiye verir. Evet Fatma, evet. Ben de var çok haki. Okey. Yeni Turkish Director geldi. Aha. Oho. Come on, come on, go. Boy uzun. Ne oldu, ne var Fatma? Birdenbire başım döndü. Merhaba arkadaşlar, benim adım Mehmet Ali Akman. Yeni müdürünüzüm. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Ben firmanın Amerika mümesili Ronald. Memnun oldum. Ben de Charlie, Mr. Ronald çocuk. Desen Chef Atölye Engineer. Memnun oldum. Acaba buyurun, tamam mıyız? Buyurun, rica ederim. Evet. Evvela şuradan başlamak lazım. Efendim, mühendis hanım ani rahatsızlandı, evine gitti. Evet, lütfen şununla alakadar olun. Onunla beraber onun mahiyetinde çalışacağım. Bu nasıl olacak? Bunu yapamam ben. Charlie'ye hakikati söylerim o anlar. Babama da vaziyeti anlatırım. Yok, babam bunu duymamalı. Halbuki ne kadar memnun ve mesuttur şimdi. Eğer işi bırakırsam tazminat vermeliyim. Bu büyük miktar daha yeni hapisten çıkmış, yepyeni bir hayata başlayan babamla beni tekrar felakete sürükleyebilir. Ya Charlie ile Mr. Ronald benim eskiden sevdiğim bir adam yüzünden işi bıraktığımı anlarlarsa, benim için düşündükleri bütün hayalleri yıkılır. Memo belki de beni unutmuştur. Ve ben onun için müdürlük yaptığı fabrikanın yalnız ve yalnız bir personeliyim. Allah, sen bana yardım et. Yeniden bir hayat kurabilmem için bana yardımcı ol. Yuhuu! Bam, bam, bam! Ben Texas'ın öncesinim cowboy. Bam, bam, bam! Ben de ateş etmek yok, kuş kurtulmak. Oh, Fatima! Oh, nerede kaldın sen? Ben çok merak etmek, çok ayıp. Biz çok eşeklik yaptı seni göndermemek hospitallara, nasıl diyorlar, hastane. Değil öyle. Sorry Charlie. Hava aldım geçti. Şimdi çok iyi. Oh, tamam oldu. Sen var hemen giymek en güzel clothes. Derhal gitmek party for new Turkish director. Yeni müdürün şerefine mi? Yeah. Sen benim korumda. Da, 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 no, da, no, da, no Charlie. Da. Sorry. Ben oldu çok tesir. Gelmezsen bar seni götürmek Texas metot. Gelmeyeceğim. Sorry, Bob. Goodbye. Tamam, Charlie, geliyorum. Come along, hurry up, come along. 5 dakikaya kadar gelmemeksen evi yıkıyorum ben. Mr. Charlie. Bu kıza bundan daha iyisi yapılmaz. Okay, Bob. Ladies and gentlemen, şimdi yeni direktörümüz Mehmet Ali Akman'ın şerefine içelim. Gelsin, gel. Ladies and gentlemen, sit down, please. Fabrika Teknik Parti'den Director Engineer. Come on, Charlie, come on. Fato. Benim adım Fatma Nur Erden'dir efendim. Affınızı rica ederim Nur Hanım. Sizi ilk gördüğüm dakikada çocukluk arkadaşımı bulmanın verdiği sevince kapılmaktan kendimi alamadım. Hakkınız var. Ne kadar gayret etsek seneleri geri getiremeyiz. Benim size Fato diyemediğim gibi siz de beni Memo diye çağıramazsınız artık. Böyle bir şeyi düşünmemiştim. Çocukluktan ayrılalı seneler oldu beyefendi. Doğru. Yalnız ne var ki insan alıştığı şeylerden kolay kolay kurtulamıyor. Olabilir. Genç yaşta böyle büyük bir mevkiye geldiğiniz için sizi tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Neyse, Mr. Ronald hakkınızda çok iyi şeyler söyledi. Babanızın başına gelen felaketi de duydum.
Rica ederim, buna dönmeyelim artık. Babam iyi ve mesut. Fatima, dans etmek biz beraber ha? If you don't mind, Mr. Director. Ha? Good, good. Ma complainte, la complainte de Degas. Oh, moi, comme tant d'autres qui pourraient être le vôtre, gens de si on vient d'ailleurs. C'est la flamme. Nasıl Fatima? Do you like director? Beğendi diyor. Ne bileyim ben. Hele çalışalım. Kadınlar bayıldı müdür. Çok tatlı adam der. Ya la 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 la. Gel. Mektup hazır efendim. Lütfen bir imza atar mısınız? Buyurun, oturun. Telefon açık bekliyor. Hemen gitmem lazım. Buyurun. Burada çalışmaktan memnun kalacağınızı umuyorum Nur Hanım. Mesainizi kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim müdür bey. Bundan eminim. Ben öğleden sonra merkezdeki idare heyeti toplantısında bulunacağım. Bana gelen telefonlarla lütfen alakadar olun. Baş üstüne müdür bey. Merhaba Mehmet Ali, nerelerdeydin ya? Merhaba Fehmi, dünyanın ta bir ucundaydım. Nasılsın bakalım? Vallahi, iyiyim. Daha doğrusu geçirme derdi, bocalıyorum. Hayrola, neden, ne oldu? Bu zamanda iki çocuk babası olmak kolay değil kardeşim. Sen Fatu ile evli değil misin? Fatma mı? Bizde o talih var mı oğlum? Hem bunu nereden çıkardın? Ama onunla aranızda bir şeyler geçti sanıyorum. Geçecekti ama maalesef yarım kaldı. Hem bana bunları niye söyletiyorsun canım? Fatma'nın aklı fikri sendeydi. Arkadaşlığıma ve namus sözüme kanarak garsonu yerime geldi. Elimi süremediğim gibi bana öyle bir ahlak dersi verip gitti ki kaç gün kendimi toparlayamadım. Hadi Allah'a ısmarladık Mehmet Ali. Hayırlı işler. Evet efendim. Mehmet Ali Bey idare heyeti toplantısındalar. Evet efendim, not alıyorum. Evet. Evet efendim, yazıyorum. Evet, tamam. Charlie, Charlie! Sen kocaman bir eşeksin. Ha? Hurray! Sen de anladı benim eşek olduğum. Sen de seviyor demek ben. Charlie, dost. Biliyorsun ki ben nişanlıyım. Peki, nerede bu nişanlı? Ben geldiğimin ertesi günü Almanya'ya ihtisas yapmaya gittim. Sen çok yalnız. Bu senin nişanlı var büyük. Charlie, terbiyeli ol. Hem de great great büyük büyük öküz. Sen var fıstık kız, bırakılır. O ne demek Charlie? Fıstık, Antep fıstık. Ben çok sevdiğim bir de baklava. Tıpkı senin gibi tatlı Fatima. Ah bir de nişanlı olmazsa. O zaman ben... Hoş geldin. Telefon bloknotta. Müsaadeniz. Hello Charlie. Hello. Fatma Nur Hanım'la ne hakkında konuşuyorsun? Nişanlı hakkında mı? Oh director. Onun nişanlı çok kızmak var be. Kiminle nişanlıymış? Kenan isimli bir doctor. Nerede? Şimdi var gitmek Germany. Yeni mi nişanlanmış? No director. When America geldi yüzük parmakta. Low, low, low. Ya siz Charlie? Ben Allah yarışta birinciyim. Herkes ona aşık. Ben crazy aşık. Aptal aşık. Peki o size yüz vermedi mi? No director, no. Fatima en iyi dost, arkadaş, kardeş. Aferin Charlie. Türkçe'de ısıramadığın ile öp diye bir laf vardır. Bir sene sonra ben Amerika'da evlenmek, karım buraya getirmek. Arada sırada Fatma Nur Hanım'la gezmeye gidiyor musunuz? Evet. Bu pazar var, beraber gitmek. Ben de gelebilir miyim? Yes director, very good. Ama şimdilik ona bir şey söylemeyin. Belki bir işim çıkar da gelemem, yalancı çıkmayayım. Tamam mı? Yes director.
Ha! Pazar 11'de araba vapur iskele kabataş. Yes Charlie, yes. Merhaba efendim. Hey, which car? Hangi araba? Ben önden gideyim, siz Ömür'e gelirsiniz. Yes, Fatima. Come on, director, let's go. Mr. Charlie, siz misiniz? Yeah. Bu pusulayı size telefonda yazdırdılar, buyurun. Teşekkür, thank you. Otomobil ani olarak bozuldu. Tamirhanedeyim, siz yemek yiyin. Fatma Nur. Bah şey, hangi tamirhanede olduğunu yazmıyor. I don't understand. Olmamış. Olmamış. Bence bu mevzu FGH dosyasına girmeli. Lütfen ona göre tanzim edin. Fatima, seninle çok konuşmak var dün için. Uzatma Charlie. Müdür geldi diye istemedim. Charlie kes. No kesmek. Mehmet Ali gentleman. Sen sert kaba. Burada direktör Mehmet Ali, sen ben onun yanında. Sen ona soğuk çok, yoksa var bir şey nasıl derler aranızda? Siz kendi işinizle meşgul olun Charlie. Siz hasta yoksa? Nerede Amerika'daki genç kız Fatima? Fatima burada asik surat. Dosya hazırla, yazı yaz, gel git. Yok Fatma, var makina. Bak gel gör bizim yeni villa. Papa var, anne var, deniz yes, tamam, oldu. Bizim yeni villa çok güzel, çok. Yarın pazar, gel Fatima sen, gel. Yes, Charlie. Good. Charlie, denize girmiyor musun? No, Fatima. Ben bilmek yok yüzmek. Ben var Texas'ta sığırca var. At binmek. Hepsi o. Where are you going? Hey, where are you going, Fatima? Charlie, bak deniz altı. Wait for me. Gel. Bak gidiyor. Bak var ya kız, bak. Bak Charlie. Al Charlie. Ben varım. Ayıp Charlie, ayıp sana. Ben derhal yüzme öğreteceğim. Yok Fatma. Nerede ben kovboy? Yok deniz. Yok deniz. At var. Desert var. Ne der? Çöl var. Bam var ama. Yok deniz. Yok. Döndüm ben. Fatma Hanım. Telefon. Geliyorum. Hayır.
Merhaba. Hoş geldin direktör. Nasılsın bakalım? Ense yapmak beğendim. Nur Hanım çıktı mı denize? Telefon gitti, ıslattı ben. You're welcome. Mami. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin Mehmet Ali Bey. Siz misafir bu akşam bizim. Yes, Mr. Ronald. Yuhu, gelsin Scott. Come on, friends, come on. Güzel. We are a good friend. Yeah, here comes your whiskey. Piyano Fatma çalıyor. Ben rica ettim. Amerika'da var çalmak çok tipik Turkish melodi. Onu çalıyor. Hı? Amerika'da da hep bu parça çalar. Herhalde nişanlısına ait bir parça. Oh no, no. Come with me, come with me. I'll see. Başka biri için, bir çocuk aşkı için. Fatima anlattı bana hepsi. Enteresan bir şey. Nasıl olmuş acaba? Dur sen. İstanbul'un tam karşısı var, orada otururlar bir zaman. Fatima ufak. Aşkı da ufak. Hep böyle bir gün olmuş, ikisi de büyük. Aşk da olmuş, çok büyük. Fakat adam aptal. Öpmemiş bir kere Fatima. Bir gün arkadaşı eve götürmüş. Nur adam döv, döv, şap, şap. Zannetmek aşkı kötü. Sonra ayrılmak. Story of love. Aptal herif. Böyle güzel kız kaçar. Ya Amerika hep çalmak bu parça. Sonra ağlamak, ağlamak. Ya gel bana. Bravo. Çok güzel bir konser verdin Fatima sen. Beğendin mi Charlie? Senin için çaldım. Benim için. Çok teşekkür. Çok. Merhaba müdür bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel piyano çalıyorsunuz. Öyle mi? Charlie için çaldım. Zaten bu parçayı Amerika'da da onun için çalardım. Hadi Charlie, beni eve götür. Babamdan da izin alalım. Elbise değiştireyim, bu akşam pavyon pavyon dolaşalım. Ama yalnız ikimiz, ha? Yes mi ha? Yes Fatima, yeah. Allah'a ısmarladık müdür bey. Güle güle Nurhanım. Güle güle Charlie. Okay boss. Stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. Stars at night
I begin bright, live in the heart of Texas. Life is beautiful, it's like perfume, dip in the heart of Texas. Sana ben bayılmam. I love you very much. Love is a man's property. Stop Charlie, stop. Etraftan duymak var. You are very crazy. Sen bir deve kuşusun. No. No Fatima, no. Ben eşek. Very eşek. Çünkü sevmek seni ve kalmak ayasta. Monsieur, êtes-vous seul? Oui, madame, comme toujours. Voulez-vous danser avec moi, monsieur? Oui, madame. Ah, ben seninle konuşmuyorum, madame. If you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Hadi Charlie, beni bu akşam Beyoğlu'nun en kötü gazinosuna götür. Yuhu, let's go Fatima, let's go. Yuhu. Şampanya ısmarladık. Ne yapalım ısmarladıysa? Hamama giden terler. Sen hamam tellasın galiba. Ama burası senin bildiğin hamamlardan değildir. Adamdan bir kir çıkarırlar 50 sene kirlenmez. Çok konuştum be. Hadi şekerim bir şampanya daha ısmarla. Sonra senden çıkarım. Söz mü? Söz tabii, namus sözü. Boş versene be, sende namus ne arar? Charlie biraz fazla kaçırdı gibi geliyor. Ben ona görünmek istemiyorum.
Lütfen mani olun. Bir geç kaldı. Düşünecek güzel. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Very good. Elektrikli süpürgesi yiyorum. Temizliyor yani. Gel bakayım delikanlı. Aman hemen. Gel dur dur. Dur. Yeşile getirin. Buyur. Hadi aferin. Gel bakayım. Hadi şöyle yürü. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen şöyle yürü. Aferin. Aferin sen. Aferin. Evet yavaş. Hadi yürü. Gel çabuk. Hadi giy. Ayla abla sıran geldi. Bir dakika müsaade çocuklar. Programı yapıp geleyim. Güle güle hayatım ama bekliyoruz. Hadi bakalım Şahin. Hoş kutlu olsun. Kader böyle imiş, ne söylesem, ne söylesem, ne söylesem boş. Gece gündüz dolaştım aşkınla sarhoş, aşkınla sarhoş. Neşeli olan yuva şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş. Gece gündüz dolaştım aşkınla sarhoş, aşkınla sarhoş. Hadi Ayla, şarkına devam et. Bırak beni, bırak. Müşterinin böyle acıklı sahnelere tahammülü yoktur. Programına devam et. Bırak. Doğru ya. Bu hesapta yoktu değil mi patron? Bu akşam oynamayacağım. Mecbursun, oynayacaksın. Gel anne, gidelim buradan. Durdurun şunları. Dur bakalım. Bırak beni, bırak diyorum. Kahveler var. Hey, sabit. Getirin. Ne okursunuz? Hey, sen onu bana bırak. Çocuk ben, gelin buraya, gelin, hayır ışık, gelin. Ben de geldim, Texas gibi. Rüzgar geçiyor senden. Evet, dur bakalım. Demek anneniz. Evet efendim. Davacı mısınız? Ben davacı falan değilim, zarar ziyanı versinler kafi. Buyurun.
Buyur. Hadi gel. Anne, gel bırak artık bu kötü hayatı. Sana bir ev tutayım. Rahat rahat yaşa. Yok kızım, bırak beni, unut beni. Ben hayatımdan memnunum. Ama ilk karşılaşmamızda yardım isteyen, kurtulmayı isteyen bir halin vardı. Yok canım, seni görür görmez birdenbire her şeyi unuttum. Benden yana tasalanma. Hadi gidelim patron. Ya. Charlie, bu akşam olanlar aramızda kaldı. Sizden de rica ediyorum müdür bey. Merak etmeyin Nora. Dostlarım, son olanlardan sonra benim için bu iğrenç hayata devam etmek imkansız. Beni bağışlayın. Masmavi denizin bana vereceği ölüm. Kısa hayatımda tadabileceğim en güzel mutluluğum olacak. Elveda dostlarım. Hoş geldiniz. Bayan Fatma da burada. Yok bizim haber neden? Bu işte bir bit var. Ne yapalım? Bit yenik var. Hello Fatma. Hello Fatma. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Bir dakika başına? Şimdi geliyorum. Şimdi. Geçmiş olsun. Niçin Mrs. Janet? Benim bir şeyim yok. Nasıl yok? Bir kadın bir kadının emosyonlarını nasıl derler, üzüntülerini radarlarıyla alır. Hele o kadın Fransız olursa. Ah, Renault'la Paris'te tanıştık. İlk iki sene hiç enteresi olmadım. Şimdi boş geçen o iki sene için üzülüyorum. Ne varsa hemen. Yok numara. Bugün yaşamak bugün. Yarın yaşamak yarın. Bilmiyorum. Şu anda söylediklerinizi anlamam çok zor. Müsaadenizle yalnız kalmak istiyorum. Düşünmek var Fatma. Çok çok düşünmek. Ondan sonra karar. N'est-ce pas ma chérie? Hı? Ben vermişim vereceğim karar. Çok güzel fikir. Bugün bize gelmeniz Bay Direktör. Çok güzel. Hoş geldiniz Müdür Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Müsaadenizle biraz denize girip ferahlamak istiyorum. İyi edersiniz. Careful, Fatima. Don't get out of sight, ha? Çok açılıyor Fatma. Keşke Dubai'yi geçmese. Size bir mayo verelim. Girin denize Bay Direktör. Çok iyi olur. Hey, Mr. Director. Bir dakika. Bu mektup Fatime soyunda oda buldu ben. Kendini öldürmek diyor. Çabuk Mr. Director. (Gülüyor)
çalın. Hadi Charlie, ileriye çıkıyorlar, sen orada koş. Biz de telefon etmek hemen doktor. Fato, harmandaki yüzüğü çıkarıp atacağız. Birbirimizin olacağız. Başka türlü olmasına imkan yok. Seni çok seviyorum, çok seviyorum seni. Dünyada kimse bizim aramıza giremez. Sen benimsin Fatou, benimsin. Wait for me. Ne oldu Fatma, vay öyle. Hayır, yalnız asabi bir baygınlık. Hemen bir doktor çağıralım. Büyük surprise. Fatima bunu yapmamalı. Hem siz hem kendi tehlikeye attı. Ama siz de tam var bir yüzme olimpiyat şampiyon. You are a big hero. Big. Birkaç gün istirahat etmeli. Bu jönes çok çılgın. Monsieur le directeur olmasaydı terrible olabilirdi. Biraz mübalağa ediyorsunuz. Nur Hanım iyi bir yüzücüdür. Ben dürbünle bakmak, Fatima sulara gömülmek çok az zaman. Birdenbire ayağıma bir kramp girmişti. Mehmet Ali Bey'in beni kurtarmasını, sahile kadar getirmesini, hepsini hatırlıyorum. Acayip bir rüya içindeydim. Peki... Peki sahile çıktığımızda bir an dinlenmek için sizi kumlara yatırdığımı da hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Ama rüyamın en korkunç tarafı da o zaten. Dünya bir araya gelse gerçek olmayacak bir rüya. Ben müsaadenizi rica ediyorum. Nur Hanım burada birkaç gün istirahat etsin. Fabrikaya gelmezsin. İzinlidir. Sizi bir bey görmek istiyor. Hı, gelsin kızım. Merhaba Turgut Bey. Oo, gel oğlum, gel çocuğum. Sen miydin? Senelerden beri seni gördüğüm yoktu. Maşallah değişmiş, olgunlaşmışsın. Sizi rahatsız etmiş olmayayım. Ne münasebet canım. Gel otur, gel otur. Nerelerdesin? Ne iş yapıyorsun? Fato size bahsetmedi mi? Yo, neden bahsedecekti? Onun çalıştığı tekstil fabrikasının müdürüyüm ben. Oo, tebrik ederim oğlum, tebrik ederim. Ne kadar memnun oldum tasavvur edemezsin. Acayip kız. Bana niçin bundan bahsetmedi? Herhalde bir şey düşünmüştür. Ben onun için haber vermeye geldim. Bu akşam Mr. Ronald'da kalacak. Merak etmeyin. Memnun oldum. Fakat kalma meselesi bana biraz uydurma gibi geldi. Nur'un mecbur olmadan dışarıda kalma huyu yoktur. Hakkınız var. Sizden bir şey gizlemek imkansız. Öyle kuvvetli antenleriniz var ki... Fato küçük bir ihtiyatsızlıkta bulundu. Denizde biraz fazla açıldı. Ah çocuk, böyle şeylere bayılır. Sonra? Şimdi biraz rahatsızlandı ama merak etmeyin. Doktor bir iki gün istirahat ederse geçeceğini söyledi. Doğru söyleyin, ne olur. Bana inanabilirsiniz. Bütün ihtimalleri düşünerek sizi teskin etmeye geldim. Allah senden razı olsun oğlum. Ah şu dik kafalı kız. Eskiden böyle şeylere aldırış etmezdim ama ihtiyarladıkça ben de evhamlı ve sinirli oldum. Hele son felaketlerden sonra içime bir korku düştü. Korkuyorum. Yavrumu kaybetmekten korkuyorum. Allah esirgesin efendim. Dünya hali bu, belli olmuyor yavrum. Hayırlısıyla onu bir evlendirsem rahat edeceğim.
Kenan Bey'in gelmesi yakın mı beyefendi? Kenan Bey mi? O da kim? Fato'nun, Nur Hanım'ın nişanlısı değil mi? Aa, şu mesele. Adı Kenan mıymış? Uydurma nişanlı, muhayyel koca. Ne diyorsunuz? Evlenmek istemediğinden etrafındakilerin kendisini rahatsız etmemeleri için Amerika'ya giderken parmağına bir yüzük takmıştı. Demek adını da Kenan koymuş. İlahi kız. Oğlum, sen yabancı değilsin. Bunlar hep annesinin ilgisizliğinden doğma endişeler. Sana güveniyorum oğlum. Bugün iyice dertleştik seninle. Burada bir mektup var. Kızım Allah göstermesin, Allah gecinden versin. Başına bir hal gelirse bu mektubu sana vermemi söyledi. Al oku. Fakat sana verdiğimi sakın kızıma söyleme. Eşek, ben aptal, ben deve kuşu, ben karga, ben bütün hayvanlar, ben salak, ben salak oğlu salak. Nasıl Fatıma'nın sevdiği insan sen olduğu anlamadım. İşte Charlie, sana her şeyi anlattım. Bundan sonra bana yardım edeceksin. Söz namus. God is good. Tamam, o da seni seviyor. Ben aptal kafan. Nasıl da anlamadım ki onu seviyor. Tamam. Dost. Tamam. Türk Amerikan tekstil sanayinin birinci yaşı hepinize kutlu olsun. Yaşım ama. Kadehimi bu güzel gün için kaldırıyorum. Hey, dance everybody, dance. Come on, boys. Come on, boys. Müsaadenizle dans edebilir miyiz? Evet. Müdür Bey'in dans ettiği kız kim? Amerika Şeker Kralı Mr. Thompson kız. Çok sıkı fıkı konuşuyorlar. Bizim direktör çok kral gentleman. Bakınız bütün kadınlar onda nasıl bakıyor. O kızla evlenir mi dersin? Ben donat bilmek. Ama fakat direktör sarılmak birine very much. Ama sen de benim belime sarılmışsın very much. Emin olun fevkalade dans ediyorsunuz. Oo, dışarı çıkmaklar hem de bir bel sarılarak. Yakında bir düğün patlar. Bom bom bom. Bize lazım gerek yeni bir direktör. Çünkü direktör gider şeker fabrikasında. Orada olacak büyük direktör. Evde şeker, fabrika şeker. Biz yalamak avucumuz. Yuhuu! Merhaba Nur Hanım. Mr. Ronatlar yok mu? Yok. Ne o? Siz bu pazar gününü yalnız mı geçiriyorsunuz? Her zamanki gibi. Kral kızlarının kıtlığına kıran mı girdi? Geçen gün dans ettiğiniz kız... Aa, şu mesele. Charlie çok muziptir. Eğer sizce mahsur yoksa burada Charlie'leri bekleyebilir miyim? Ne mahsuru olabilir? Ben de bekleyeceğim. Beş saattir konuşmadan oturuyoruz. Hiç olmazsa dostluğunuzu bana vermez misiniz? Dostluğumu mu? Evet. Bakınız, mesela yeni doğan ayın uğurlu olmasını bile temenni etmediniz. Ben bir şey demedim ki. Ama diyebilirdiniz. Ne söylememi istiyorsunuz? Yeni doğan ayı görünce içimden bir dilek geçti ve evvela size baktım. Bana uğur getireceğinizi söyledim. Bu ufak oyunu bile hoş karşılamadınız. Bunun bir oyun olduğunu anlamamıştım, affedersiniz.
Gelin dost olalım Nur Hanım. Bunu sizden eski dostluğumuz namına istemeye hakkım var sanıyorum. Senelerce evvel seni gücendirmişti. Bunun acısını benden çıkardı. Ama sen hala benden intikam alma arzusundasın. Ben size ne yapıyorum ki? İlk konuştuğumuz günden beri beni hep kırıyorsun. İlk karşılaştığımızda beni ölmüş bir insanın ismiyle çağırdınız. Fato, Nur, ikisi de sizsiniz. Hayır, Fato çok genç yaşında ölmüştü. Benim adım Nur Erden'dir. Açılırsın güzelim, 3-5 kadeh içelim. Açılırsın güzelim, 3-5 kadeh içelim. Al kadehi eline, kendimizden geçelim. Al kadehi eline, kendimizden geçelim. Prozit şerefe, prozit, prozit, prozit şerefe, prozit. Sen prozit yok mu Bülbül'üm? Yok. Niye? Zorla güzellik olur mu be? Bar kadını olduksa babanın uşağı olmadık ya. Hem babamın uşağı hem de gönlümün oyuncağısın be. Hele bu akşam gelme, duman ederim seni de buraları da. Amma attın be. Çekil de icra-i sanat yapalım. Çal bakalım maestro. Beyefendiciğim lütfen masanıza oturur musunuz? Ne emrediyorsanız masanıza takdim edelim. Bana bak patron. İnat değil mi? Bu akşam yürümeyi istemiyorum. Allah aşkına bu ayıya yağ satma. Ne? Sen ne hakla bana ayı diyorsun? Polis çağırın, polis! Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Yıllar yılı içimdeki şeytanın esiri oldum. İsterdim ki son nefesimde Turgut'tan, kızımdan özür dileyim. O olmadı. O, o. Oh. Alo? Annemi barda vurmuşlar. Çok feci. Ne diyorsun? Barda arkadaşlarının kollarında ölmüş. Üzülme Fatma. Annen seneler önce ölmüştü senin için. Gidelim. Ona karşı yapmak istediğim bazı vazifeler var. Bir hafta 10 gün fabrikaya gelmeyin. Babanızın yanından ayrılmayın. Size ihtiyacı var. Hello Fatima. 10 gündür nasılsın sen? Bildiğin gibi Charlie. Ne var ne yok? İyilik en güzellik. Oh. Az kaldı unutmak beni. Yuh bana. Bizim direktör Amerika gidiyor. Ne? Memo mu? Yeah. Memo Fatocuğum. Şey... Affedersin. Mehmet Ali Bey ne kadar kalacak Amerika'da? 5 sene. Oh. Zavallı adamcık. Havaalanına giderken bir sebep Amerika göndermez beni de. Uçağın kalkmasına kaç dakika var? 7-8 dakika. Gel Charlie, ben bu sebebi biliyorum. Çabuk, çabuk. Geç direksiyona. Oldu, geldim ben. Git, seni seviyorum. Üzülme Fatıma. Ati ağlan bisküvi aldı. Ben onu seviyorum Charlie. Yalnız onu seviyorum.
Yes zavallı Fatima, yes. Ben sana harım, sen çama tırımın. Alay etme Charlie, döverim seni. Din sizin hakkından imansız geliyor. Parası değil bu şakalarım, bırak. Nemo, Nemo'cum. Patron benim. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Esen hangi rüzgardı, gelmeyen